Kur'an'da adı geçen hayvanlardan bir tanesi de sivrisinektir. Mekkeli müşrikler fil, deve gibi iri cüsseli hayvanlardan bahseden ayetleri işittiklerinde Hazreti Peygamber'e ve onun davetine icabet etmiş, sahabeye itiraz etmemişlerdi. Oysa ayetlere itiraz etmek, alayı almak için mumla bahane aramaktaydılar. Ancak Cenab-ı Hak kitabında "Ey insanlar, size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'tan başka dua edip çağırdıklarınızın, batıl ilahlarınızın hepsi bir araya gelseler bir sineği yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa onu da geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Allah'tan başka veli edinenlerin hali örümceğin durumu gibidir. Örümcek de bir yuva yapar. Fakat yuvaların en zayıfı örümceğin yuvasıdır. Keşke bilseler, ayetlerinde olduğu gibi sinek ve örümcek gibi küçük canlılardan da misaller verdiğinde ve onların adlarını andığında müşrikler itiraza başladılar. Güya Kur'an'ı küçük düşürmek için aradıkları fırsatı bulmuşlardı. Allah nasıl olurdu da bu hakir ve küçük şeylerden bahsederdi? Hiç olur muydu? Onların bu tür itirazlarına Cenab-ı Hak Bakara suresinin 26 ayetiyle cevap verdi. Allah sivrisinekle yahut ondan daha küçüğüyle misal vermekten çekinmez. İman edenler bilirler ki o Rablerinden gelen hakkın ta kendisidir. İnkar edenler de Allah bu misalle ne demek istedi deyiverirler. Allah bu misalle nicelerini saptırır, nicelerini de doğru yola ulaştırır. Aslında Allah'ın saptırdıkları zaten yoldan çıkmış olanlardır. Bu ayet içinde ismi geçen sivrisineğin Arapça adı Beyut'tur. Ayette Beyudat şeklinde yer alır. Kelimenin sonundaki T harfi kelimeye dişil bir anlam yükler. Yani ayette sivrisineğin dişisinden bahsedilmektedir. Ayrıca ayetin devamında yer alan fevhaka, onun ötesinde kelimesinin sonuna ilave edilmiş ve sivrisineğe işaret eden ha zamiri de dişiliği ifade etmek için kullanılır. Yani misal olarak özellikle dişi sivrisinek seçilmiştir. Kur'an'ın özellikle dişi sivrisinekten bahsediyor olmasının elbette büyük bir hikmeti vardır. Ancak bu hikmet ayetin nazil olduğu zamandan yüzyıllar sonra bilimsel bir dizi araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştır. Sivrisinek yazısında ayrıntılarıyla okuduğunuz gibi insanın kanını emen ve kanı yumurtaları için kullanan sivrisinek dişi sivrisinektir. İşte Kur'an bu gerçeği işaret etmek için misali dişi sivrisinekten vermiştir. İslam herhangi bir zararlı hayvanın öldürülmesine izin vermiştir ve sivrisinekler insanlara zarar veren böcekler olarak kabul edilir. Çünkü hastalık yayarlar ve bu nedenle Allah'ın elçisi, Allah'ın duaları ve esenliği onun üzerine olsun. Eğer sinekler birinizin içkisine düşerse onu daldırıp sonra kaldırması gerektiğini, çünkü bir kanatta bir hastalık ve diğerinde bir tedavi olduğunu söyledi. Bu hadis ile peygamberimizin sivrisineklerin gemiye girmeleri halinde suya daldırılmasının caiz olduğuna işaret ettiği, daldırmanın öldürmekten daha ağır olduğu ve buna rağmen peygamberin Allah onu kutsasın ve huzur versin buna izin verdiğini ve Kur'an'da sivrisineklerden en çok kaç defa bahsedildiğini bilmek gerektiği belirtilmektedir. Sivrisinek genel olarak saf bir böcek olarak kabul edilir. Ancak sineklerin bir kişinin üzerine gelip üzerinde durması ve bir pislik taşıması durumunda kişi bu kirliliğin kendisine ulaştığını fark eder ve bu konuyu koklayarak veya bakarak anlayabilir ve kişi bu pisliği ortadan kaldırmalı ve kalmamalıdır. Hiçbirinin etkisi yok. Pek çok farklı sivrisinek türü yaşam döngüleri boyunca 4 aşamadan geçer. Bu aşamalar şunlardır. Yumurta aşaması. Yumurtanın suya maruz kaldığında çatladığı yer. Larva aşaması. Bu larvanın suda yaşadığı ve tüy dökme işlemini birden çok kez gerçekleştirdiği ve ardından havayı solumak için yüzeye çıktığı aşamadır. Koza aşaması olarak bilinen ve bu aşamada sivrisineklerin beslenmediği bir aşama. Bu aşama yetişkinlik aşaması olarak adlandırılan son aşamadan önceki aşamadır. Sivrisineklerin uçtuğu ergenlik aşaması ve bu yetişkinlik aşaması olarak bilinen bu aşamaya çok kısa bir süre girdikten sonra, çünkü vücut kısımları güçleniyor. Sivrisineğin üzerinde yaşayan bir böcek olduğu ve çoğu zaman yalnız olmadığı söylenir. Sivrisineklerin yaşadıkları uzunluk veya dönem türlere göre değişir. Yetişkin dişilerin çoğu yaklaşık 2 ila 3 hafta yaşar ve diğer sivrisinek türleri yaklaşık 6 aya kadar daha uzun yaşar. Kışın sivrisinekler su yollarında ve tavan araları olarak bilinen yerlerde yaşarlar. Dişi sivrisinek yaşının belirlenmesi, örneğin yılda en az 2 milyon insanın ölümüne neden olan sıtma gibi hastalıkların yayılmasını durdurmak için çok önemlidir ve bir hafta içinde yaşayan sivrisinekler ile 3 haftaya kadar yaşayan sivrisinekler arasındaki fark anlamına gelir. Örneğin Ross River virüsü olarak bilinen virüs ve Dan humması olarak bilinen ateş gibi hastalığın yayılması ile ilgili birçok konu. Yaşlı sivrisinekler en tehlikeli sivrisineklerdir ve sadece kısa süreler yaşayan sivrisinekler için bu tür zaten enfekte olur. Ancak taşıdıkları mantarları diğer konu
tırnakçı olarak bilinen yere transfer etme kabiliyeti yoktur. Allah-u Teala sayısız hayvan yarattı. Bir kısmının zararından emin olmak, bir kısmının da insanlara itaat etmesi için onlara akıl vermedi. Mesela bir çocuk bir koyun sürüsünü güdebilir. Et yiyen hayvanların kolay avlanabilmeleri için onlara sıçrama kabiliyeti, parçalayıcı dişler ve pençe ihsan etti. Av veya polis köpeğini insanların menfaatine uygun kabiliyette yarattı. Bazı hayvanları binmeye ve yük taşımaya elverişli. Bazılarının etinden, sütünden, derisinden, yününden, yumurtasından, kemiğinden, dişlerinden istifade edilecek özellikte yarattı. Nesillerini devam ettirebilmeleri için her hayvanın cinsine göre en uygun şekilde üreme organlarını da yarattı. Fil, hortumu sayesinde yerden bir şey alıp ağzına götürür. Filin hortumu, su içmeye mahsus bir kap, yiyeceklerini toplayıcı bir el, nefes alacak bir burun, sırtına yük yükleyecek bir kol, ağırlık kaldırıcı bir vinçtir. Allah-u Teala fili binicilerinin faydalanacağı bir vasıta olarak yaratmış, ayrıca özel anlayış kabiliyeti de vermiştir. Bu sayede eğilleştirilip yük taşır ve harpte kullanılır. Zürafa yüksek yaylalarda, kayalık, ağaçlık yerlerde yaşar. Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği uzun boynu sayesinde diğer hayvanların yetişemediği, çıkamadığı yüksek yerlerdeki otlardan, ağaçların tepesinden rızkını temin eder. Balık suda yaşar. Allah-u Teala balıkların suda kolayca gidebilmeleri için yüzgeçler yaratmıştır. Suda boğulup ölmemeleri için akciğer yaratmamıştır. Su içindeki oksijeni alabilecek solungaçlar yarattı. Balığın ayağı olmadığı halde suda çok süratli hareket edebiliyor. Deniz üzerinde uçan kanatlı balıklar da vardır. Mürekkep balığı tehlikeyi sezdiği zaman derhal bir boya ifraz ederek görünmez olur. Nereye gittiği anlaşılamaz. Bu kalemun hareket kabiliyeti az olduğu için düşmanlarından kaçamaz. Fakat Allah-u Teala buna renk değiştirme hususiyeti vermiştir. Çevreye kolaylıkla uyar. Kırmızı, yeşil veya sarı renge bürünebilir. Bulunduğu yerin rengine uyarak kamufle olur. Düşmanlarından korunabilir. Gözleri her tarafa dönebilecek şekilde yaratılmıştır. Bir gözüyle karşısına bakarken öteki gözüyle de arkasını görebilir. Öyle ki avını veya düşmanını başını çevirmeden görebilir. Vücudunun uzunluğu kadar dili vardır. Arkasındaki avına kolayca ulaşabilir. Dilini bir ok gibi fırlatır. Dilinin ucunu yapışkan olduğundan avını hemen yakalar. Dilin ucundaki yapışkan kısma isabet eden avın kurtulma ihtimali yoktur. Her hayvana rızkını ve düşmanı için silahını yaratan Allah-u Teala'nın kudreti sonsuzdur. Karınca topladığı tanelerin yerdeki nem sebebiyle yeşerip bitmemesi için taneleri parçalar. Islanan tanelerin çürüyüp bozulmaması için de dışarı çıkarıp kurutur. Sellerin zarar vermemesi için yuvasını yüksek yere yapar. Allah-u Teala cemiyet halinde yaşamayı, yardımlaşmayı, kış için azık toplamayı karıncaya ilham vermiştir. Bu ilhamı veren Cenab-ı Hakk'ın şanı çok yücedir. Arı da cemiyet halinde yaşar. Her grup kendisine bir başkan seçer. Eğer ikinci bir başkan çıkarsa onu öldürürler. Arı dışkılarını balın içine koymaz. Dışarıya bırakır. Uzak yerlere gidip dolaştıktan sonra şaşırmadan kovanını bulur. Balın imalini, yapısını, faydalarını, bal mumunu, peteklerin altıgen şeklinde yapılışını anlatmak için kitap yazmak gerekir. Akılları durdurucu duyguları arıya ilham veren Allah-u Teala'nın hikmetlerini anlamak ve anlatmak mümkün müdür? Kara sinek 6 ayaklı olarak yaratılmıştır. 4'ü ile yürür. İkisi yedektir. Yürüdüğü ayakları çamurlanırsa yedek ayakları ile bunları silip kurular. Örümcek yuvasını yapmak ve avına tuzak kurmak için ağ deposu ile yaratılmıştır. Kurduğu ağ sineklerin ve bazı böceklerin ayaklarına takılır. Örümcek tuzağa yakalanan haşereyi sıvı bir madde ile etrafını sararak her an taze yiyebilmek için onu konserve haline getirir. Acıkınca biraz yer. Sonra yediği yeri mumyalar. Bütün bu işleri örümceğe ilham eden Allah-u Teala'nın kudreti sonsuzdur. İpek böceği gibi hangi modern fabrika ağaç yaprağından sağlam kumaş imal edebilir? İpek böceğine dut yaprağı yemesine, ondan ipek imal etmesine ilham eden Allah-u Teala insanların istifadeleri için neler yaratıyor? İpek böceği zamanla kelebek olur. Eğer larva halinde kalsalardı üremeleri mümkün olmazdı. Bunlar tesadüf mü? Ayaksız yürüyen yılan su içer, inek de su içer. Aynı su birinde zehir, birinde süt olur. Kaplumbağa tehlike görünce büzülüp taş haline gelir. Kirpi de keven dikeni gibi büzülür. Ateş böceği ışık saçar. Tahta kurusu kan emmek için duyargasının ısı ve koku alma yoluyla kan emeceği insanı tanır. Çünkü böceğin duyargası hassas bir antendir. Bununla hafif bir ısının yol açtığı hava dalgasını fark eder. Kanını sevdiği bir insanın etrafına birkaç sıra kanını sevmediği kişilerden barikat kurulsa tahta kurusu hepsini geçip kanını sevdiği insana gelir. Kiminden kaçar, kimine koşar. Küçücük böceği böyle bir hisle yaratan Allah-u Teala'nın kudreti sonsuzdur.